Anne adaylarının en çok merak ettiği şey doğumun nasıl başladığıdır. Doğumun nasıl başladığını anlamak için özellikle biz 3 parametreden bahsederiz. Bunlardan biri ağrı, biri kanama, diğeri de su gelmesidir. Bunların hepsi bir arada olabileceği gibi ağrıyla da başlayabilir, ilk belirti kanamada olabilir veya su gelmesi şeklinde de doğum başlayabilir. Ağrılardan bahsedersek özellikle ağrı ritmik, 10 veya 20 dakika aralıklarla sık ve düzenli giden ağrılardır. Bahsettiğimiz diğer bir yalancı ağrı dediğimiz grup ise özellikle gebeliğin 32. haftasından sonra başlayan, dinlenme ve istirahatle geçen, bel ve kasık bölgelerinde olan ama düzenli olmayan kasılmalardır. Bunlar vajinada, rahim ağzında yumuşamaya neden olmaz, doğuma neden olmayan yalancı ağrılar diye tariflediğimiz gruptur. Diğer düzenli ağrılar başladığında doktorla mutlaka temasa geçip görüşmek gerekmektedir. Bir diğer parametre kanamadır. Kanama halk arasında nişan olarak bilinen sümüksü sıvı şeklinde de gelebilir. Gebeliğin herhangi bir döneminde kanama olması bizim için en önemli parametrelerden biri ve doktora başvurulması gereken durumlardan biridir. Gebeliğin başlangıç dönemlerinde düşük tehlikesine yol açabileceği gibi kanama belirtileri son dönemlerde de doğum belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşırı abondan kanamalar özellikle hızlıca doktora başvurma nedeni olmaktadır. Bir diğeri su gelmesi. Su gelmesi gebelerde ve anne adaylarında özellikle akıntıyla çok fazla karıştırılmaktadır. Akıntı, yapışkan, özellikle gebeliğin son döneminde sıkça karşılaşılan mukus tarzında, bazen de berrak suya benzer tarzda gelebilmektedir. Fakat su dediğimiz bebeğin suyunun gelmesi daha fazla miktarda, özellikle bacaklarının akacak şekilde miktarı fazla su gelişidir. Ama bazen arada kaldığımız, hastanın hatta idrarımı tutamıyorum şeklinde ifadeleri hekime başvurusunu gerektirir. Çünkü bazen akıntıyla karışan su da gelebilmekte ve bunun ayrımını ancak hekim yapabilmektedir.